Heh, burada tamam. Lütfen buyurun. Lütfen buyurun. Biliyorum. Öyle mi? Takvim mi? E peki sizi mi kıracağım? Anladım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Harika. Peki. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli basın mensupları, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sözlerimin başında Gaziantep'te bir üniversite hastanesinin COVID-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım biriminde oksijen cihazının patlaması nedeniyle çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Değerli dava arkadaşlarım, bu hafta Maraş katliamının yıl dönümü. Yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hafızayı beşer nisyan ile mağluldür. Yani insan hafızası unutur. Ama bazı şeyler asla unutulmamalıdır. Ülkeyi felaketin eşiğine getiren olaylar asla unutulmamalıdır. Bu olaylara sebep olan süreçler asla unutulmamalıdır. Çünkü biz kavgalardan yana değiliz. Çünkü biz bu kavgalardan artık bıktık, bu kavgalardan artık usandık. Siyasi rant için kavga çıkaranlardan artık tiksindik. İsteyen istediğini söylesin. Nefret ve düşmanlığa karşı biz her daim saygıyı ve dostluğu savunacağız. Ayırmaya, ayrıştırmaya çalışanlara karşı biz her daim bir arada yaşamayı savunacağız. Değerli milletvekilleri, Türkiye devleti şahsının mülkü, milleti de marabası zanneden bir yönetim anlayışının bedelini ödemeye devam ediyor. Sözün de kararın da millete ait olduğu demokrasimiz, kendisini milli iradenin üstünde gören bir zihniyetin vesayeti altında. Tarihinin en zor zamanlarından geçiyor. Türk devleti vizyonsuz bir dış politikayla, diplomasiyi ülke liderleriyle kanka muhabbetinden ibaret zanneden bir cehaletin pençesinde her geçen gün itibar kaybettiği karanlık ve sisli bir yolda hızla ilerliyor. Dış politika bir ülkenin ön savunma hattıdır, güvenliğidir. Ekonomik coğrafyaya hükmetme yeteneğidir. Çatışmaların silahsız olarak çözümlenmesine imkan verecek gücüdür. Devletin prestijidir. Sadece düşmanlara karşı değil, dost ve müttefiklere karşı da ülkenin hak ve hukukunun koruyucusudur. Sayın Erdoğan'ın ve cahil danışmanlarının elinde Türkiye maalesef egemenlik hakkını kullandığı için cezalandırılmak istenen bir ülke durumuna geldi. Bu böyle gitmez. Türkiye bu vizyonsuzluğu, bu beceriksizliği daha fazla taşıyamaz. Diplomasideki tehditler slogan atarak bertaraf edilemez. Devlet yönetmek ciddiyet ister. Şartlara göre pozisyon almak başkadır. Dayatılan her şartın şekline girmek daha da başkadır. Aziz milletim, hep uyardık. Diplomasi kurumsal bir disiplinle yönetilmelidir dedik. Eşi, dostu, büyükelçi yapmakla bu işler yürümez. İşi ehline, hakikatli kadrolara bırakın dedik. Büyükelçilik şahsa sadakatin karşılığında dağıtılacak bir ödül değil, tecrübe isteyen, ilim irfan isteyen kıymetli bir makamdır dedik. Dinletebildik mi? Hayır, dinlemediler. Bildiklerini okumaya devam ettiler. Nitekim bugün geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin S-400'ler nedeniyle aldığı yaptırım kararı işte bu vizyonsuzluğun sonucudur.
Bizim için milli bir mesele olan İdlib'deki gözlem noktalarımızın iktidar ve küçük ortakları tarafından sessizce terk edilmiş olması işte bu beceriksizliğin sonucudur. Doğu Türkistanlı kardeşlerimize zulmeden Çin'e tek bir söz söyleyememek işte bu kifayetsizliğin sonucudur. Tepeden tırnağa haklı olduğumuz Doğu Akdeniz'de sana ne diye posta koydukları Avrupa Birliği'nden arabuluculuk istemek zorunda kalmak işte bu cehaletin, bu işbilmezliğin sonucudur. Değerli dava arkadaşlarım, ülkemizi yönetenlerin yetersizliğinin sonucu da olsa İYİ Parti olarak Türkiye'ye yöneltilen her tehdidin, her yaptırımın, her düşmanca adımın elbette karşısındayız. Çünkü AK Parti iktidarının haklı olduğumuz konularda bile bizi rahatsız duruma düşürmeyi becerebilen akılsızlığının faturasının milletimize ve kurumlarımıza çıkarılmasına göz yumamayız. Darbe meraklısı vesayetçi Dışişleri Bakanı inanmak istemese de milletimiz sandıkta yetkiyi bize verdiği vakit yönetme sorumluluğunu aslanlar gibi alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İYİ Parti iktidarında Türkiye'yi dünya sahnesinde yeniden hak ettiği itibarlı konuma ulaştıracağız. Bunu iş bilmez birkaç atanmışla değil, Türk hariciyesinin yetiştirdiği çok değerli diplomatlarımızla yapacağız. O kutlu gün gelene kadar ise bıkmadan, usanmadan yapılan hataları söylemeye, doğru yolu göstermeye devam edeceğiz. Aziz milletim, Türkiye zengin bir ülke. Türkiye potansiyeli olan bir ülke. Allah'ın bize bahşettiği verimli topraklar üzerinde yaşıyoruz. Genç bir nüfusumuz var. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olabilmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Yeter ki akılla Türkiye'yi, akılla, liyakatle, dürüstlükle yönetebilelim. Yeter ki yönetenlerin önceliği eş, dost, yandaş yerine milletimizi zengin etmek olsun. Yeter ki önce millet, önce memleket diyenler iş başına gelsin. Türkiye'nin 2021 yılı bütçe görüşmelerini hep birlikte takip ettik. Öncelikle bütçe görüşmelerinde milletimizin hakkını, hukukunu savunan, bu uğurda büyük mücadele veren milletvekillerimizi tebrik ediyorum ve onları alkışlıyorum. Milletimiz vekaletinin hakkını verdiğinize şahittir. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Bu mücadeleyi normal şartlarda vermediniz. Bu mücadeleyi 3-5 atanmışın, darbecilerin şımarıklığını taşıyan tavırlarına karşı verdiniz. Bu mücadeleyi milletin vekillerini sarayın memurlarına ezdirmeye kalkan bir küstahlığa karşı verdiniz. Emin olun ki milletimiz vekilleriyle, dolayısıyla kendisine yapılan saygısızlıkları asla unutmayacak. Sandık günü geldiğinde bunun faturasını iktidarın önüne koyacak. Aziz milletim, İYİ Parti olarak mecliste milletvekillerimizle, memleketin dört bir yanında iyi ve cesur kadrolarımızla içinde millet olmayan bu bütçeye hayır dedik. Hayır demekle kalmadık, kalem kalem doğrusunun ne olması gerektiğini söyledik. Milletimizin dertlerine derman olacak, esnafımıza, çiftçimize, emekçimize nefes aldıracak somut öneriler getirdik. Bütün önerilerimiz tek önceliği sefa sürmek, eşi dostu zengin etmek olan iktidarın bir kulağından girdi, öbür kulağından çıktı. Ülkemiz açısından çok zorlu geçen bir yılı geride bırakıyoruz. 2020'de en çok ne yaptınız diye size sorsalar, ilk söylenecek sözlerden biri
tasarruf yaptık olurdu. Hepimiz tasarruf yapmak zorunda kaldık. Ev kadınlarımız tasarruf yaptı. Gençlerimiz tasarruf yaptı. Çalışanlarımız, emeklilerimiz, emekçilerimiz tasarruf yaptı. Esnaflarımız tasarruf yaptı. En küçüğünden en büyüğüne tüm işletmelerimiz tasarruf yaptı. İşini kaybedenler, iş bulamayanlar tasarruf etmenin yanında desteklerle ayakta kalmaya çalıştı. İşte o nedenle benim de 2021 yılı bütçesinden en büyük beklentim oydu, tasarruf. Çünkü bütçe millet için yapılır. Milletin refahı için yapılır. Millet tasarruf ediyorsa hükümetin de tasarruf etmesi gerekir. Olması gereken budur. İşte o nedenle 83 milyon tasarruf ederken hükümetin de 18 yıldır yaptıklarını yapmaktan, har vurup harman savurmaktan vazgeçeceğini ümit ettim. 83 milyondan utanacaklarını ümit ettim. Heyhat olmadı, utanmadılar. Önümüze böyle bir bütçe koymaktan zerrece sıkılmadılar. 2021 yılı bütçesinin özeti şudur. Kendilerine ballı börek, vatandaşa kuru ekmek. Yazıklar olsun hepinize. Değerli dava arkadaşlarım, bütçe yapmanın formülü aslında basittir. Ya gelirini arttırırsın ya da harcamalarını kısarsın. Şirketlerimiz yıllardır giderlerini kısarak ayakta durmaya çalışıyor. Asgari ücretli çalışanlarımız enflasyona karşı kemer sıkarak ayakta durmaya çalışıyor. Milletimiz doğalgaz faturası vermemek için evde montla oturuyor, gece iki kat yorganla yatıyor. Ev kadınlarımız et yerine nohut ve bulgur alıyor. Memlekette herkes bir şekilde masraflarını kısıyor ama bir tek devleti yönetenler masraflarını kısmıyor. Mesela saray mensupları lüks araç kiralamaktan vazgeçmiyorlar. Mesela saray inşaatlarını, yazlık inşaatlarını, ballı yandaş ihalelerinin ödemelerini ertelemiyorlar. Mesela bakanlarımız Kıbrıs'a 7 ayrı özel uçakla gitmekten utanmıyorlar. Ama iş milletimize geldiğinde hep bir ağızdan acı reçete diyorlar. Yandaşları zarar etti mi devlet bankalarından kredi veriyorlar. 5 müteahhidin işleri ters gitti mi borçlarını ödüyorlar. İcap etti mi ihale arsızı adamların vergi borcunu bile siliyorlar. Ama iş milletimize geldiğinde kapat dükkanını, ne halin varsa gör diyorlar. Evine ekmek götüremeyen kardeşime alay eder gibi al keyif çayı iç diyorlar. Böyle olmaz. Bu düzen böyle devam edemez. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Millet tasarruf ediyorsa sen de tasarruf edeceksin. Millet zorluk çekiyorsa sen de zorluk çekeceksin. Millet kemer sıkıyorsa sen de kemer sıkacaksın. Bu kadar basit. Değerli dava arkadaşlarım, 2021 yılı bütçesinde tasarruf tedbirleri olmadığı gibi ciddiyet de yok. Hedeflenen bütçe açığı 245 milyar lira. Yani bütçenin %18'i kadar açık var. Ayıptır. Hangi akla hizmet böyle bir bütçe yapabiliyorsunuz? Devlet yönetmekten bu kadar mı acizsiniz? Gerçeklikten bu kadar mı koptunuz? Koyduğu hedefleri tutturmakla ünlü olduğunu söyleyemeyeceğim. İktidarın hedeflediği bütçe açığı 245 milyar lira. Ama mesela son 6 aydaki görev zararları 3.4 milyar lirayı bulan kamu bankalarından bütçeye 40 milyar liralık temettü geliri yazılmış. Yani 3.4 milyar lira zarar var. Bu bütçeye 40 milyar lira temettü koymuşlar. Erhan Usta sence doğru mu bu? Bakacağız duruma. Arkadaşların öngörüsüne göre 2020'de milyarlarca lira görev zararı yazan bu bankalar
2021'de öyle büyüyecek, öyle bir kar edecekler ki devlete 40 milyar lira gelir sağlayacaklar. Öngörüye bakar mısınız? Onun için diyorum ben, kayınpeder sebep, damat sonuçtur. Dahası var. Mesela işsizlik rekor seviyelere çıkmışken, maaşlardan kesilen gelir vergisinde %21 artış bekliyorlar. Bir de utanmadan buna inanmamızı bekliyorlar. Aziz millet, işin en acı yanı ne biliyor musunuz? Hedeflenen bütçe açığı bütün bu akıl dolu öngörülere rağmen 245 milyar lira. İçinde bir sürü yalanın olmasına rağmen gene de 245 milyar lira. Güler misin, ağlar mısın? Peki sizce neden bu kadar büyük bir bütçe açığı bulunuyor? Esnafa destek verdiler de ondan mı oluyor? Tarıma destek verdiler de ondan mı oluşuyor? İşsiz kalan vatandaşlarımıza hibe yardımı yaptılar da ondan mı oluşuyor? Aşı çalışmalarına milyarlar harcadılar da ondan mı oluşuyor? Hayır. Bunları toplasanız o açığın onda biri etmiyor. O zaman bu koca açık neden oluşuyor? Çünkü bir kuruş tasarruf etmek akıllarına gelmiyor da ondan oluşuyor. Çünkü sürdükleri sefalarından bir adım geri atmıyorlar da ondan oluşuyor. Çünkü sizi değil, eşi, dostu, yandaşı düşünüyorlar da ondan oluşuyor. Böyle bir bütçeyi bir şirket genel müdürü masaya koysa, kulağından tutup kapının önüne koyarlar. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki 2021 yılı bütçesi milletimizin derdine derman olmayacak, tam tersine sırtındaki yükü arttıracak bir bütçedir. Bu bütçe vergi adaletsizliğini arttırarak devam ettiren bir bütçedir. Bu bütçe insanımıza kuru ekmeği reva gören bir bütçedir. Bu bütçe yandaş müteahhitleri koruyan, milleti unutan bir bütçedir. Bu bütçe faiz ödeneklerinin %31 arttırıldığı, çiftçimize doğrudan desteğin ise yerinde saydığı bir bütçedir. Bu bütçe çalışan yoksulları görmeyen, vicdansız bir bütçedir. Bu bütçe emeklilere sefaleti reva gören, vefasız bir bütçedir. Bu bütçe atanamayan öğretmenlerin, atanamayan sağlıkçıların, işsiz üniversite mezunlarının umutlarını yıkan insafsız bir bütçedir. Bu bütçe annesinden, babasından, para istemekten utandığı için gündüz uyuyup gece uyumayan gençlerin onurlarını kıran düşüncesiz bir bütçedir. Bu bütçe EYT'liye mağduriyetin devam etsin diyen fütursuz bir bütçedir. Bu bütçe devlette saltanatın, şatafatın bütün haşmetiyle devam ettiği bir israf bütçesidir. Bu bütçe bir borçlanma ve faiz bütçesidir. Bu bütçe saray fedailerinin 5 maaş aldığı bir yandaş bütçesidir. Bu bütçe içinde millet olmayan, refah olmayan, umut olmayan bir saray bütçesidir. Ez cümle, bu bütçe partili cumhurbaşkanlığı sisteminin iflasının bütçesidir. Değerli dava arkadaşlarım, biz söyleyince oralı olmuyorlar ama o nedenle bu kürsüyü her hafta esas sahibine, yani milletimize bırakıyoruz. Emeklilerimiz, öğretmenlerimiz, işsiz gençlerimiz, kadınlarımız, sağlık çalışanlarımız, zorluk çeken tüm vatandaşlarımız geliyor, derdini anlatıyor. İktidarın duymak istemediği gerçekleri bu kürsüden tüm Türkiye'ye duyuruyoruz. İktidar bu sesi duyana ve gerekeni yapana kadar da bıkmadan, usanmadan bu sesleri duyurmaya devam edeceğiz. Bu kürsüden milletimizin sesini duyurmaya devam edeceğiz ve ya duyacaklar ya da gidecekler. Milletin kürsüsünde bu hafta aramızda bir esnaf kardeşimiz var. Ankara esnafının
en eski kurumlarından İtfaiye Meydanı Esnaf ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği'nden Sayın Turgut Uslu aramızda. Buyurun Turgut Bey, kürsü sizindir. İtfaiye Meydanı esnaflarının sevgi ve hürmetiyle size ulaştırıyorum. Bu da bir esnaf arkadaşımız Mustafa kardeşimin anneannesinden kalan bir Yemeni'nin torunu için bırakmasına rağmen size gönderdi. Selamlarıyla, sevgileriyle. Maskemi çıkartabilir miyim? Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekilleri, değerli basın mensupları ve katılımcı arkadaşlarım. Konuşmama başlamadan önce yüreğimizdeki yangını, ocağımızdaki koru izah etme ve anlatma imkanı sunduğunuz için gerek Meral Başkanıma, gerekse Ankara İl Başkanımız ve teşkilatına teşekkürlerimi sunmak isterim. Adım Turgut Uslu. Ben buraya itfaiye meydanında yüzlerce, binlerce ekmeğini kazanan nakliyeci Paşa Ersoy'un, kombici Mustafa'nın, Hamal Kemal'in ve yüzlerce ismini ve iştigal konusunu sayamayacağım arkadaşların ağzı ve dili olarak geldim. Bizim mütevazi gecekondumuzda güne şu şekilde başlardık. Babam
Evimi ipotek ettirerek aldığım 11 tane kredi kartıyla dükkandaki malımın sahibi banka, şu anda dükkanımın mülkiyet sahibi de acil kamulaştırmayla mülkiyetimi elimden alan Kredi ve Yurtlar Kurumu'dur. Bu zor dönemde askeri hayatın devamlılığı için hükümeti ve devletimizi, milletimizi yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle arkamızda görmeyi umut etmiştik. Eğer bu dönemde devlet üzerine düşen görevi ve sorumlulukları makul destek ve çözüm noktasında esnaf, çalışan, üretici ve hizmet sektörünün çözüm sunmaz ise veya götür usulde esnafa verdiği 500 liralık yardımla veya 1 milyon liralık kira yardımıyla bu piyasa maalesef yerle yeksan olacaktır. Bahçe, Ankara'yı iyi bilenler, Ankara'nın ticari noktaları Bahçeli Evler 7. Cadde'de bir servet vererek dükkan kiralarken bugün dükkanlar boş. Ankara'nın ulusunda dükkanlar boş. Ankara'nın her noktasında boş dükkanlar, boş raflar ve işsiz esnaflar var. Esnafın durumu bu haldeyken vatandaş 22 milyon icra dosyasıyla boğuşurken Somali'ye, Ukrayna'ya fasa nakit yardımı 121 ülkeye tıbbi ve insani yardım yapan devletimiz kendi vatandaşlarına, esnafına yaptığı yardım ve destek paketlerini mutlaka gözden geçirmelidir. Bu sorunlar ülkemiz esnafının içinde bulunduğu genel yangının yanı sıra bir itfaiye meydanı olsun esnaf olarak öğrenci yurdu yapacağız diyerek Ankara'nın merkezinde 40 bin metrekare acil kamulaştırma kararı ile onda bir değerine kamulaştırılmış, benim dişimden, tırnağımdan, zamanımdan, çocuğuma veremediğim sevgimden, eşime veremediğim sevgiden arttırdığım paralarla aldığım 140 bin dolarlık bir dükkanın değeri acil kamulaştırma ile 80 bin lira zoraki Vakıflar Bankası'na yatırılmış ve dükkanım ve mülküm elimden alınmıştır. Öyle ki bu kamulaştırma atalarımızın emaneti, geleceğimizin teminatı, ekmek kapılarımız, memleketin bu ekonomik koşullarında burada yüzlerce paydaş mal sahibi gibi binlerce çalışan ve 10 bin kişinin ekmek kapısı yok olmakla karşı karşıyadır. Ülkemizde işsizliğin 10 milyonun üzerinde olduğu, üniversite mezunu her gençten 1/3'ünün işsiz olduğu bu zorlu ekonomik şartlarda telafisi mümkün olmayacak mağduriyetler yaşanmaktadır sahada. İtfaiye meydanında çarşılarımız tarihi alan, kentsel sit alanı, arkeolojik sit alanı diye yıllardır bizlere çivi çaktırmayıp sonradan riskli alan ilan edilerek bugünün ve bu vahşi acil kamulaştırmanın altyapısı oluşturulmuştur. Oysa devletin aklı, imkanlar, bilgi birikimi, burada mülkiyet alanı kimliği korunarak insan odaklı projelerle kavuşturulmalıdır. Kimliksiz, şımarıklığı ve paranın gücü, mali gücün ifadesi, AVM, residans ve kibir abideleri, cam kuleler dikilmemeli. Bizim beklentimiz, Cumhuriyetimizin ilk çarşısı ve eseri olan her gelen meydanın bizlerden alın terimiz, emeğimiz, hayata tutunduğumuz geleceğimiz ve hayalimiz, istikbalimiz buranın yıkılmasının engellenerek, tekrar gözden geçilerek istikbal ve hayallerimizin yıkılmamasıdır. Değerli başkanım, sözlerime küçük bir anekdotla evimde yaşadığım bir özel şeyle sizinle paylaşarak son vermek istiyorum. Bizim evde çocuklarımıza kuzum diye hitap edilir. Kuzum aşağı, kuzum yukarı. Anneme, rahmetli anneme dedim ki, anne dedim, sen artık çocuklarımıza kuzum deme. Büyüyünce koyun oluyorlar. Sen benim evlatlarıma aslan yürekli kızım, aslan yürekli evladım de.
Sabiha Gökçenler çıksın, Meral Akşenerler çıksın dedi. Bana katlandığınız için hepsine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu kürsü sizlerindir. Umarım milletin kürsüsünden milletin sesini saray erkanı duyabilir. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Aziz milletim ve değerli milletvekili arkadaşlarım, eğer devlet akılla, liyakatle yönetilirse, eğer devleti çalmayan, çaldırmayanlar yönetirse, eğer devleti yönetenler eşi, dostu, yandaşı kenara bırakıp 83 milyon için ter dökerse, Türkiye'nin büyük bir kalkınma yaşaması kaçınılmazdır. Bu şartlarda İyi Parti olarak biz bir bütçe yapabilseydik, emin olun ortaya bambaşka bir Türkiye çıkardı. Bize bazen soruyorlar, bu 5 müteahhitten ne istiyorsunuz diyorlar. Oysa asıl sorulması gereken onların bizden ne istediğidir. Dünya Bankası'nın bir raporu var. 2002-2020 yılları arasında 137 ülkede 6400 kamu ihalesini incelemişler. Dünyada en fazla kamu ihalesi alan 10 şirketin 5'i Türkiye'den. İşte bu beşli memleketin peşini hala bırakmayan o malum beşli. İşte bu beşli 2021 yılında milletin hazinesinden en az 30 milyar lira ödenecek olan o utanmaz beşli. Eğer bütçeyi biz yapsaydık, milletin parasını kamu özel işbirliği projeleriyle eşe dosta peşkeş çekmeyeceğimiz için bu şirketlere 30 milyar lira ödemek zorunda kalmazdık. Onun yerine 24,5 milyar lirasıyla 10 milyon evladımıza tablet dağıtır, eğitimden geri kalmasınlar diye internet imkanı sağlardık. Yani 5 kodamanı değil 10 milyon evladımızı düşünürdük. Kalan 5,5 milyar lirayla da çiftçimizin tarım kredi kooperatifleri ve bankalardaki takibe düşmüş borçlarını öderdik. Böylece hem eğitimdeki uçurumu biraz olsun azaltırdık, hem de çiftçimiz kısa dönemde biraz olsun nefes alırdı, çiftçimize nefes aldırırdık. Başka ne yapardık? Bakın, son açıklanan destek paketinde esnafa reva görülen yardım 4 milyar lira civarında. Bu para ne biliyor musunuz? Bu para 2021'de devletin faiz harcamalarına ayırdığı paranın 40'ta biri. Bu para ülkemizin milli gelirinin 1/1'i bile değil. Bu para bizi kıskandığı söylenen Almanya'nın esnafı için ayırdığı paranın 1/70'i bile değil. Hatta bu para sarayın yeme, içme ve danışman masrafı bile değil. Biz olsaydık sarayın masraflarını 1/4'e indirip bu parayı esnafımıza dağıtırdık. Sayın Erdoğan da bu dönemde bir zahmet daha az israf edip daha az danışırdı. Ama esnafımız biraz olsun nefes alırdı. Doğru bir borçlanma stratejisi izleyeceğimiz için faize 180 milyar lira ödemek zorunda kalmazdık. Faiz harcamamız partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimiz 2018 yılındaki gibi en fazla 70 milyar lira olurdu. Böylece aradaki farkın 70 milyar lirası ile net 3 bin lira asgari ücret önerimizi gerçekleştirirdik.
Hem çalışanlarımız daha çok kazanır, hem de işverenin üstündeki, sırtındaki yük azalırdı. Kalan 40 milyar lirayla da çiftçilerimize yapılacak olan desteği iki kat arttırır. Yani 22 milyar lira konmuştu bütçeye biliyorsunuz. 44 milyar lira yapar. Bir milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz tarıma daha fazla destek verirdik. Aziz milletim, tüm bunları gerçekleştirmek mümkün. Pandemi şartlarında dahi bunları gerçekleştirmek mümkün. Buna inanın. Türkiye'nin potansiyeline, Türkiye'nin kudretine inanın. Ama her şeyden önce kendinize inanın. Çünkü biz en zor şartlarda zincirlerini kırmayı başarmış, en zor zamanların üstesinden gelmeyi bilmiş büyük bir milletiz. Çünkü biz dünyanın en değerli topraklarıyla ödüllendirilmiş kutlu bir milletiz. Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi inşa etmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Kaynaksa kaynak, insansa insan, tek yapmamız gereken bize verilen bu ödülün hakkını vermektir. Hepsi bu kadar. Allah'a bu toprakları bize bahşettiği için sadece duayla değil, aynı zamanda çalışarak şükretmeliyiz. Her türlü hırsızlıkla, ahlaksızlıkla, yolsuzlukla mücadele ederek şükretmeliyiz. Hak yolunda, hakikat yolunda yürüyerek şükretmeliyiz. İşte o zaman bu toprakların bereketiyle tanışacağız. İşte o zaman ne büyük bir zenginliğin içinde olduğumuzun farkına varacağız. İşte o zaman göğsümüzü gere gere, Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zengin ve ileri bir toplumdur diyebileceğiz. Aziz milletim, ahlakın, adaletin, dürüstlüğün olmadığı yerde bereket de olmaz. Bu yüzden ilk önce ülkeyi yönetenler ahlaklı olmalıdır, adil olmalıdır, dürüst olmalıdır. Milletimizin emeği ve helal kazancı işte o zaman zenginliğe döner, refaha döner, huzura döner. Türk milletinin dişinden tırnağından arttırıp cumhuriyet boyunca yaptıklarını satan bir iktidarın artık millete vereceği bir şey kalmamıştır. Çünkü bu ucube sistemin ve onun mucitlerinin tek bir derdi var. O da iktidarlarını ne pahasına olursa olsun sürdürmek. İktidarımız devam etsin de memlekete ne olursa olsun diyorlar. Bizim sefamız sürsün de millete ne olursa olsun diyorlar. Milli iradeyi dillerine pelesenk edenler seçimden söz edenlere dönüp utanmadan hayırdır darbe mi yapacaksınız diyorlar. Milletin sözünü, milletin kararını bile darbe sayabiliyorlar. Elinizden gelen ardınıza koymayın muhteremler. Biz milletimizi dinlemeye devam edeceğiz. Biz milletin gerçeklerini anlatmaya devam edeceğiz. Biz önce millet, önce memleket demeye devam edeceğiz. Saray entrikalarınızı, sürdüğünüz sefayı teşhir etmeye devam edeceğiz. Siz ne kadar kötü olursanız olun, biz iyi kalmaya, biz cesur olmaya devam edeceğiz. Hırslarımızı tatmin etmek uğruna milletimize musallat ettiğiniz bu ucube sistemi söküp atacak, millet iradesini yeniden hakim kılmak için iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi milletimizle el ele inşa edeceğiz. İşte o zaman milletimizin emeğini Yağma Hasan'ın böreği gibi yutan saray saltanatı bitecek. İşte o zaman Türkiye o 5 müteahhite 30 milyar, milyonlarca çiftçimize 22 milyar lira ayıran bu vicdansızlıktan kurtulacak. İşte o zaman Türkiye faiz lobisine 180 milyar lira ayırırken dardaki esnafımızı 4 milyar lirayla oyalayan bu yüzsüzlükten kurtulacak. İşte o zaman Türkiye çocuklarımızı pandemi şartlarında tabletsiz, bilgisayarsız, internetsiz bırakan bu vicdansızlıktan kurtulacak. Biliyor musunuz? Sorun yakınlarınıza.
bir evde 3 çocuk varsa, ortanın üstünde bir aile ise, bakın dar gelirden bahsetmiyorum, bir üniversitede, bir lisede, biri de ortaokul sonda ise, üçünün de bilgisayarı varsa, üçü de dersleriyle ilgili olarak o bilgisayarın başına ayrı ayrı yerlerde geçebilecek imkana sahipse, ne oluyor biliyor musunuz? İnternet kesiliyor. Her bir çocuk için ayrı ayrı internet almak zorunda kalıyorlar o aile. Mesela dondu, mesela koptu. Yok yazılıyor o sınıfa o gün o çocuk, o saatteki derse yok yazılıyor. Sınavda koptu, o sınavdan kalmış kabul ediliyor. Ayrıntıları bu derece berbat. Yani yokluğun üzerinde tartışıyoruz biz şu anda. Benim gezdiğim her ilçede kadınlar benim kulağıma gelip tablet istiyor. Bu yokluk. O tableti verdik, iki çocuk var, ikisine birer tablet verdik, bu sefer internet yetmiyor. Dolayısıyla bir nesli, ikinci dünya savaşındaki gibi bir nesli şu dönemde bu beceriksizlikle yok sayacağımız bir süreç işliyor. Çılgın gibi bu konuda dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ama köz dinliyorlar. Bir danışman 5 yerden maaş alabilir mi? Günahtır be, günahtır. İşte o zaman Türkiye, aklına esenin yaptırım uygulayamayacağı, canı isteyenin tehdit edemeyeceği bir ülke olacak. İşte o zaman milletimiz zengin, mutlu ve huzurlu olacak. İşte o zaman Türkiye iyi olacak. Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları. Vakit geldi, iktidar yakın. Milletimizin hak ettiği bir zengin ülke için, adalet için, demokrasi için göreve geliyoruz. Saray duymasa da memleketin dağı, taşı, toprağı duyuyor. Çünkü millet bizi çağırıyor. Milletimizin emri baş üstüne. Biz geleceğiz ve Türkiye'nin potansiyelini gerçekleştireceğiz. Ülkemizin zenginliğini, milletimizin işine, aşına katacağız. Her zaman söylüyorum, kendini millet yoluna, memleket yoluna adamış bizlerin başka şansı yok. Yılmayacağız, yorulmayacağız ve en sonunda mutlaka başaracağız, başaracağız, başaracağız. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Toplantımızı şereflendirdiniz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi bildiriyorum. Kıymetli milletvekilleri.